halkın onurlu mücadelesi hiçbir zaman sekteye uğramadı. Evet, sizlerin özellikle vermiş olduğu bu mücadele çok onurlu bir mücadeledir. İşte bunu görmeyenler, bunu tanımayanlar 24 Haziran tarihinde sandıklarda derslerini alacaklar, sandıklarda cevabını alacaklar. Haziran tarihi özellikle Nusaybin'den AKP'ye büyük bir ders verilecek bir tarihtir. Biz biliyoruz, biz inanıyoruz, biz sizlere güveniyoruz. 24 Haziran'da sizin seçtiğiniz milletvekillerini cezaevine gönderenlere, seçtiğiniz belediye başkanlarının yerine kayyum atayanlara, çocuklarımıza bu dünyayı zehir edenlere karşı 24 Haziran'da iyi bir ders vereceksiniz. Evet, sizin milletvekiliniz bu ilin iradesiyle seçilen ve şu anda cezaevinde olan sevgili Gülser Yıldırım'a binlerce selam gönderiyoruz. Onları cezaevine koyarak bir halkı sindirmeye çalıştılar. Onlar zannettiler ki milletvekilleri cezaevinde olursa, belediye başkanları cezaevinde olursa Halkların Demokratik Partisi sokağa çıkamaz, halk onları yalnız bırakır. Oysa bugün görüldüğü gibi halk alanlarda, halk meydanlarda, Halk Partisi'nin yanında. İşte 24 Haziran tarihi bütün bize bu yaşatılanlara, bize çekiltilen acılara, bize ödetilen bedellere ve 24 Haziran tarihinde vereceğimiz sınav, belirleyeceğimiz tercih bizim kaderimizi değiştirecek olan bir tercih olacaktır. Bizler söz verdik değerli arkadaşlar. Roboski'de yaşamını yitiren çocuklarımızın ailesine söz verdik. Bizler Nusaybin'de katledilen çocuklarımızın ailesine söz verdik. Ankara katliamında, Suruç katliamında yaşamını yitiren çocuklarımızın ailesine söz verdik. Cezaevinde Selahattin Demirtaş'a söz verdik. Figen Yüksekdağ'a söz verdik. Cezaevindeki yoldaşlarımıza söz verdik. Onların bıraktığı bayrağı bizler devraldık. Bu mücadele büyük bir mücadeledir. Bu mücadele onurlu bir mücadeledir. Asla sekteye uğramaz. Hangi güç gelirse gelsin, asla bu halkın direncini kıramaz, onurunu kıramaz, iradesini kıramaz. İşte bizi inkar edenlere karşı, AKP hükümetine karşı 24 Haziran tarihinde Kürt halkı birlik ve beraberliğini koruyacaktır. Mardin'de sadece Kürtlerin değil, Arapların, Mehelmilerin, Süryanilerin, Asurilerin birlikte vereceği bir kararla birlikte Mardin'den 6 milletvekilimizi parlamentoya hep birlikte göndereceğiz. Ama büyük
planlanıyor. Büyük tuzaklar kuruluyor. HDP'yi barajın altında bırakmaya çalışıyorlar. Biz öyle bir oy almalıyız ki, onların çalamayacakları kadar oylarımız olmalı. Çünkü biliyoruz, HDP parlamento dışında kalırsa, HDP barajın altında kalırsa artık bu coğrafyada Kürt yoktur diyecekler. Bir kez daha bizi inkar edecekler. Bir kez daha bizi görmezden gelecekler. Oysa Halkların Demokratik Partisi'nin olmadığı bir parlamento, demokrasi ayağının eksik kaldığı bir parlamento olacaktır. Oylarımıza sahip çıkalım. Sandıklarımıza sahip çıkalım. Size sandıklarımızı, oylarımızı size emanet ediyoruz. İftara sadece 5 dakika kaldı. O yüzden sözlerimi bitiriyorum. Ama şunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Bu ülke, bu coğrafya AKP'ye mahkum değildir. Recep Tayyip Erdoğan'a mahkum değildir. Bu ülkeyi hep birlikte değiştireceğiz. Bu rejimi hep birlikte sona erdireceğiz. Bu zulmü hep birlikte yok edeceğiz.